İyi günler sayın seyircilerimiz. Güne damgasını vuran gelişmelerle karşınızdayız. Başbakan Albin Kurti'nin başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında 2017 yılında Haradinaj hükümeti tarafından alınan kabine üyelerinin maaşlarına zam kararı iptal edildi. Başbakan Albin Kurti başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündeminde 2017 yılında Haradinaj hükümeti tarafından alınan kabine üyelerinin maaşlarına zam kararı vardı. Başbakan Kurti, kararın iptal edildiğini ancak savcı ve hakimlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini ifade etti. Bakanlar Kurulu'nda bir iptal kararı da Haradinaj hükümeti tarafından yapılan ulusal koordinatörlerin atanmasına geldi. Kabine üyeleri ayrıca Maliye Bakanı'nın 2020 bütçesi hazırlanana kadar var olan bütçenin Mart ayı içinde de geçerli olması önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Var olan bütçe Mart ayı ödemeleri için de kullanılacak. Karar onaylanmak üzere meclise gönderildi. Başbakan Kurti ayrıca bağımsızlık kutlamaları için bir çalışma grubunun oluşturulması önerisini de sundu. Dışişleri Bakanı Glaukonyuk ise Kosova'nın bu yılda Interpol üyeliği için başvuruda bulunmaması gerektiğini belirtti. Kosova'nın bu yılda Interpol üyeliği için pek şansı olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Glaukonyuk ise yapılan incelemeler sonucu başvuru durumunda olumsuz sonuç alınacağı bulgusuna varıldığını kaydetti. Bakan Konyov ise başvuru konusunda acilen bir karar alınması gerektiğine vurgu yaparak, başında bulunduğu bakanlığın analizlerine göre durum son iki yıla kıyasla pek iyimser görünmüyor. İki yıl önce Kosova'nın Interpol'e üye olmasını talep eden ülkelerin kullandığı oyları göz önünde bulundurursak pek bir değişiklik olmadı. Kosova'nın Interpol üyeliği konusunda bir kez daha hüsrana uğramaması için başvurunun gelecek yıla bırakılması gerektiği kanaatindeyim, dedi. Hukuk ve siyasi araştırmalar grubuna göre Sırbistan ile diyalog, vergi sorununun çözümü, adalet ve kamu yönetiminde reformlar ile yerli işletmeler için elverişli politikalar Kurti hükümetinin öncelikleri olmalı. Hukuk ve Siyasi Araştırmalar Grubu'ndan Arbreş Halil Hoca, Kosova-Sırbistan diyaloğunun hükümetin önceliği olması gerektiğini söyledi. Loca, Kurti hükümeti meclis grupları arasında geniş siyasi uzlaşma sağlamak için derhal gerekli adımları atmalıdır. Bu hükümet tüm siyasi partilerin yüksek temsilcilerinin katılımıyla davet edildiği bir toplantıda partilerin diyalogla ilgili tutumlarını dinleyerek bu konuda kapsamlı bir çalışma grubu kurma ihtiyacını ele almalıdır, dedi. %100'lük vergi söz konusu olunca bu toplantıda Sırp ürünlerine uygulanan verginin kaldırılması kararı alınır alınmaz hükümetin Avrupa Birliği ile müzakerelere başlama hazırlığı göstermesi gerektiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Grenell, Kosova-Sırbistan diyaloğunda ilerleme mevcut ama önümüzde hala uzun bir yol var, dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kosova-Sırbistan diyaloğunun özel elçisi Richard Grenell, yapılan ilerlemeye rağmen taraflar arasında ilişkilerin normalleşmesi yönünde hala uzun bir yolun olduğunu söyledi. Verdiği bir demeçte Belgrad ile Priştine arasında hava yolu ve demir yolu ulaşımının yeniden kurulacağı haberlerine de değinen Richard Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi meseleleri gündeme getirmek için ekonomiyi kullanmayı ısrar ettiğini ifade etti. Sayın seyircimiz, Kosova Demokratik Türk Partisi KDTP 8. dönem 2. Merkez Yönetim Kurulu toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. Toplantıyla ilgili bilgi edinmek amacıyla parti başkanıyla görüştük. 1. Merkez Yönetim Kurulu toplantısından günümüze kadar geçen sürede KDTP Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar hakkında Genel Başkan Damka şunları söyledi. Yoğun bir gündemimizde Merkez Yönetim Kurulu toplantısını yaptık. Biliyorsunuz seçimlerden çıktıktan sonra partimizin yürütmüş olduğu koalisyon konularının görüşülmesi ve bizim özellikle söylediğimiz o kurumsal kimliğe kavuşma konusunda partimizin bazı konularda karar alması gerekiyordu. Ve dün akşam Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gündemimizde yani koalisyon konularının görüşülmesi, bakan yardımcılarının atanması konusunun görüşülmesi, kurumsal konularda özellikle tüzükte eksiklik hissettiğimiz ve gördüğümüz bazı yönetmeliklerin kabulü, disiplin yönetmeliği, hesap yönetmeliği ve idari yönetmeliği konularının görüşülmesi ve kabulü. Gilan Dobşan Şubesi'nin boykotunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
İlk önce bu da Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. Anlamsız olduğunu ilk önce ifade etmek istiyorum. 2017'deki gelişmeleri bahane ederek Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantılarına katılmamaları, çünkü 1. Merkez Yönetim Kurulu toplantısına da katılmadı Gilem Doğruçan Şubesi. Dün akşam da katılmadılar ve göndermiş oldukları basına yazmış oldukları bildiride oy birliğiyle katılmayacaklarını söylüyorlar. Fakat bizim oradaki Doğruçan Şubesi'nin bazı yönetim kurulu üyelerine görüşerek kendilerinin davet edilmediği ve bu toplantıya kendilerinin katılmadığı, dolayısıyla oy birliğiyle alınan bir karar olmadığı, fakat Gilan Doğruçan Şubesi'nin bu davranışı devam eder ise merkez disiplin olarak gerekli tedbirleri alacağımızı, hiçbir şekilde bu tür davranışlarıyla herhangi bir şubenin, partinin çalışmalarına engel teşkil etmeyeceği konusunda adımlar atacağız. Sayın Vekilim, hükümetin kurulmasıyla birlikte Türk toplumu bir Türk bakanının seçilmemesini farklı şekilde yorumluyor. Buna bir açıklık getirebilir misiniz? Albin Kurti bir konuda karar vermesi gerekiyordu. Türklere mi, Boşnaklara mı diye. Bu konuda bu sefer oy bazında daha fazla olmaları sebebiyle Boşnaklara bu sefer bakanlığın verilmesi konusunda karar aldım. Dolayısıyla bu konularda bizim çabamız maalesef bakanlık konusunda sonuç vermedi. Ama yapmış olduğumuz diğer görüşmelerde bakanlığın dışında alacağımız iki bakan yardımcılığı, topluluklar ofisindeki danışmanlığımız, başbakanlıktaki danışmanlığımız ve diğer bakanlıklardaki danışmanlıklarla toplumumuzun bütün diğer bakanlıklardaki temsilcimizin olması açısından bir adım olmuş olacaktır. Bakan yardımcılarının atanması yönündeki çalışmalar nedir sorumuza Damka, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında atanacak bakan yardımcılarının isimlerinin henüz net olmadığı, ancak atamaların Prizren ve Priştine şubelerinden yapılması oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti. Kosova polisi dün yayınlanan görüntülerde bir çocuğa karşı şiddet uygulayan Priştine'deki Cambridge Kids çocuk yuvası eğitimcisi tutuklandı. Söz konusu kişiye karşı 48 saatlik gözaltı süresi saptandı. Priştine Bölgesi Polis Sözcüsü Flora Ahmeti, 10 Şubat 2020 tarihinde Priştine Polis Karakolu'nda çocuk istismarı davası açıldı. Olayla ilgili polis şüpheli şahsı tutukladı ve savcı kararıyla 48 saatlik gözaltına alındı şeklinde açıklama yaptı. Polis sözcüsü ilgili savcılık ile işbirliğinde gerekli tüm polis tedbirlerini almakta olduğunu söyledi. Bu olayla ilgili Cambridge Kids yuvasında eğitimciler tarafından 1 yaşındaki çocuğun istismar edildiği görüntüler bir anne tarafından yayınlandı. Parçalı bulutlu ve kısmen güneşli havanın hüküm sürdüğü ülkemizde, başkentte gün ortasında termometreler 8 dereceyi gösterdi. Yarın, bugüne nazaran az da olsa daha güneşli havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince, hava sıcaklıkları 9 ila 11 derece arasında seyredecek. Ülkede ve dünyada yaşanan gelişmelerle karşınızda olduk. Yarınki haber randevumuzda yeniden görüşmek dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.